Bir adam düşünün. Ömrü boyunca sürekli burnunun dikine gitmiş. Hep farklı olmayı seçmiş. Öyle bir adam ki elindeki kalem ile bir ülkenin kaderini değiştirmiş. Bugün saatlerin Picasso'su, dahi tasarımcı Gerald Charles Genta konuğumuz. Zamana ve saatlere dair konuşuyorsak bu kanalda, kendi zamanını aşarak 20 sene sonrasında yaşamayı başarmış, bunu yaparken de saatçilik sektörünü sırtına alıp buralara getirmiş Gerald Genta'dan bahsetmeden duramayız. O zaman başlayalım. 1931'de İsviçre'nin Ceneva şehrinde dünyaya gelen Genta'nın annesi İsviçre, babası İtalyan asıllıydı. Küçük Genta'nın ressam olma hayali vardı ve çocukken resimler yapmaya başlamıştı bile. Ama İsviçre bir saatçilik ülkesiydi ve hemen hemen herkes saatçilik sektöründe çalışıyordu o dönemler. Genta da saatçilik ve kuyumculuk okuluna gitti. Saatçilik demek bilim demekti, mühendislik demekti. Genta'nın içindeki sanatçı okulda öğrendiği bilimle harmanlanmış ve en çok da geometri dersleriyle geometrik şekiller onu çok etkilemişti. Özellikle de sekizgen. Bakmakla görmek arasında büyük bir fark var arkadaşlar. Ruhundaki sanatçı yeteneğiyle herkesin baktığı aynı şekillerde Genta bambaşka şeyler görüyordu. Özellikle sekizgen. Simetrisi ve keskin hatlarıyla bir saplantı haline gelmişti Genta için. Karısına tasarladığı yüzük de sekizgendi, evindeki çalışma masası da duvarındaki saatti. 20 yaşında diplomasını aldıktan sonra ilk 3 sene içinde binlerce tasarım yaptı. Genta diğer tasarımcılardan farklıydı. O içindeki ressamdan hiç kopamadı. Küçük firmalar için mücevher ve saat tasarlıyordu. Tasarım başına sadece 15 frank kazandığı o günlerde bile çizimlerini bitirdikten sonra fırçasını eline alıyor ve tasarım en ince ayrıntısına kadar boyayarak nasıl görünmesi gerektiğini de anlatıyordu. Bu alışılmışın dışında bir tutkuyla işini yapan delikanlının dikkatleri üzerine çekmesi çok zaman almayacaktı. Saatlerin gelişiminde sıklıkla dalgıç saatlerinden, denizcilikten ve buna bağlı gelişmelerden bahsediyoruz. Ayrıca olimpiyatların ve araba yarışlarının etkisiyle öne çıkan kronograflardan da bahsettim. Daha da bahsedeceğiz. Biraz daha gerilere bakarsak demir yolları için üretilmiş hassas özel cep saatlerine kadar gideriz. Ama havacılıktan daha pek söz etmedik. Öyle ya, dünyanın ilk kol saatinin yapımına bir pilot ve havacılık mücadelesi sebep olmuştur. Çok güzel hikayedir. Onu başka videoya saklayalım. Şimdi gelelim havacılığa. 50'lerin başlarında havacılıkta ciddi gelişmeler olurken İskandinav Hava Yolları Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya yaptığı uçuşların süresini ciddi anlamda kısaltacak olan Kuzey Kutbu'nun üzerinden geçecek yeni bir rotayla uçuşlara başladığını duyurdu. Şirket aynı zamanda da dönemin büyük ve lüks saat markalarından Universal Geneve ile bu uçuşlara özgü yeni bir resmi saat tasarlanması için anlaştı. Universal Geneve de bu tasarım için o an henüz 23 yaşında olan Gerald Genta'yı seçecekti. Polar Route yani kutup rotası olarak başlayan hikaye önce Polar Router adıyla daha sonra da telaffuzu kolaylaşsın diye Pol Router adıyla satışa sunuldu ve büyük beğeni kazandı. Genta tasarımı olabildiğince yalın tutarken kadran dış çemberinde kullandığı metal daire ve kadranı dörde bölen enlem ve boylama anımsatan iki dik çizgiyle bütün hikayeyi sığdırmıştı tasarımına. Bu saat bugün alınabilecek en hesaplı Genta tasarım saatlerden birisi arkadaşlar. Yani hesaplı diyorum ama temiz, hırpalanmamış bir Polar Router da yine 1000 dolar civarı fiyatlardan başlıyor, onu da söylemek gerekir. Koleksiyoner gözüyle daha makbul olanları ilk seri üretilen Polar Router yazan modeller. O da bir not olarak dursun kenarda. Polar Router, Genta için dönüm noktası oldu ve her geçen gün daha da fazla tanınmaya başlandı. Sene 1959 olduğunda bu sefer İsviçre saat devi Omega, Genta'nın kapısını çaldı. Omega'nın belki de en önem verdiği seri olan Constellation için daha farklı ve çarpıcı bir tasarım arayışı vardı. Gerald Genta'nın dokunuşuyla beraber ortaya adeta yeni bir saat çıkmıştı. Bombeli kadran tasarımı ve indisleri yine geometri derslerinin etkisiyle uç uca birleştiren simetri, kadranı adeta camdan dışarı fırlayacakmış gibi gösteriyordu. Turta yapmakta kullanılan turta tavasına benzediği için bu model paypan yani turta tavası olarak anılmaya başlandı. Kek kalıbı yani bizim kep kalıbı gibi bir şey. Neyse efendim. Bugün sanırım eski Speedmaster'larla beraber Omega'nın en çok aranan vintage saat modeli oldu bu Paypan'lar. Öyle ki Paypan ismi Constellation isminin bile önüne geçti. Ve bana sorarsanız belki de bugüne kadar yapılmış en güzel klasik Omega'da bu oldu. Öyle ki tasarımın üzerinden 60 sene geçtikten sonra son dönemlerde bu saatin replikaları üretilmeye başlandı. Üretimi yıllar önce bitmiş bir modelin replikaları yapılıyor şu an Çin'de. Düşün yani nasıl bir talep var hala saate. Genta, Omega tasarımından sonra takip eden 10 sene boyunca saat tasarımları kadar mücevher tasarımına da dikkat çekmeye devam etti. Dünyanın dört yanına özel siparişle mücevherler ve saatler hazırlıyordu. En büyük müşterileri de Orta Doğu ve Arap devletlerindeki krallar, prensler, şeyhler olmuştu.
Onu diğer tasarımcılardan ayıran en büyük fark çiziklerinin daha önce görülmemiş benzersiz ve eşsiz tasarımlar olmasıydı. Zamanının 20 sene ilerisinde bir tasarımcı diye kabul ediliyordu. Ve kendisinin de sık sık söylediği gibi asla başka tasarımcılardan esinlenmiyordu. Genta tasarımları farklıydı ve görenler tuhaf bir şekilde o tasarımın Genta tasarımı olduğunu anlıyorlardı. Sene 1969'a geldiğinde kuars krizi patlamıştı. Seiko'nun daha ucuz ve dakik kuars saatleri dünyaya tanıştırmasıyla İsviçre saatçilik sektörü zor günler geçirmeye başlayacaktı. İşte tam bu sırada 1969'da Genta kendi saat markasını kurdu. Gerald Genta. Ona göre farklı olmak normaldi. Ama artık İsviçre saat piyasası da ayakta kalmak istiyorsa farklı bir şeyler üretilebilmeliydi ve tasarımların da bir karakteri olmalıydı. Kendi markası altında hiçbir zaman normal klasik saatler üretmedi Genta. Tek tek kendi eliyle ürettiği bazı saatler 2 milyon dolara kadar alıcı buldu. Neyse efendim, dönelim kuars krizine. Tıpkı Genta gibi düşünen bir başka adam daha vardı o dönemde. Kuars krizine karşı ürünlerini farklılaştırmak ve değer katmak gerektiğinin farkında olan bu kişi Audemars Piguet'in CEO'su Georges Golay'dan başkası değildi. 1970'in başlarında bir akşamüstü Genta'nın telefonu çaldı. Arayan Georges Golay'dı. Bugüne kadar hiç yapılmamış, dünyanın ilk lüks spor saatini tasarlamanı istiyorum dedi. Su geçirmez olmalı diye de ekledi ve telefonu kapatırken yarın sabah tasarımı masamda görmek istiyorum dedi. Genta bütün gece bu tasarımla uğraştı. Sabah olduğunda tasarım hazırdı. Onun için standart bir tasarım işiydi ama dünya saatçilik sektörünü ve özellikle İsviçre saat endüstrisini belki de o gece kurtarmış olacaktı Genta. Efendim, burada yine kendi sözümü balla keseyim müsaadenizle. Merhaba, ben Erk Koçak. 20 yıllık saat sevicisiyim. Bu kanalda saatler ve zamana dair konuşuyoruz. Abone olanların hepsi birbirinden değerli arkadaşlar ve acayip eğleniyoruz biz. Hala abone olmadıysanız şu aşağılarda bir yerlerde abone ol butonu olacak. Ona basarsanız sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız efendim. Devam edelim. Nerede kalmıştık? Genta tasarımı yaparken çocukken gördüğü o eski dalgıçların kullandığı kostümden etkilenmişti. Sekizgen yine başroldeydi ve bezel üzerindeki vidalar ve kadranın waffle görüntüsü bu dalgıç başlığından esinlenilmişti. Su geçirmez, lüks bir spor saat. Tasarım 1972'de saate dönüştü ve efsane Audemars Piguet Royal Oak gerçek oldu. Dünyanın ilk lüks spor saatiydi bu. İlk üretilen 1000 adet saatin satılması neredeyse 4 seneyi buldu. Ama sonrası efsane oldu. Bugün bile sanırım dünyanın en çok aranılan ve arzu edilen iki saatinden biri bu. Diğeri ise 4 sene sonra ortaya çıkacaktı. Bu arada çok çok az kişinin bildiği acayip bir ince detay var bu tasarımla ilgili. Onu videonun sonuna saklıyorum. Acayip bir ekstra bilgi. Yani çok iddialı saat severlerin bile bilmiyor olduğunu tahmin ettiğim bir detay. 1976'da Gerald Genta bu sefer aynı yıl içerisinde iki efsaneye daha imza atacaktı. Önce IVC geldi kapısına. Mühendisler için ürettiği ve antimanyetik özelliğiyle ön plana çıkardığı inceniyor modelini yeniden tasarlanmasını istedi Genta'dan. Sonuç yine bir efsaneydi. Hemen hemen aynı tasarımla 45 sene sonra bugün de hala en çok sevilen spor saatlerinden biri inceniyor IVC'nin. Aynı sene yine 1976'da bu sefer bir diğer lüks saat markası Patek Philippe Genta ile temasa geçti. Klasik saat modelleriyle ünlü marka spor bir saat tasarımı istiyordu. Bir rivayete göre Genta bir restoranda yemek yerken aklına bir tasarım geldi. Garsondan bir peçete istedi ve orada ikinci büyük efsaneyi Nautilus'u bir peçeteye çiziverdi. Patek'in sahiplerinin yelken ve denizciliğe merakını biliyordu. Tasarımda yelkenlilerin kameralarında yer alan lamboz yani pencerelerden esinlendi bu sefer. Kadran enine çizgilerle tekne güvertelerindeki teak ağaç kaplamaları hatırlatıyordu. Böylece bugün artık paranızla bile kolayca bulup satın alamayacağınız bu dev tasarımda ortaya çıkmış oldu. Zaman zaman karısı kızıyordu Genta'ya. Öyle ya, kendi lüks saat markası da vardı ama o gidip başkaları için tasarımlar üretmeye devam ediyordu. Oysa ki Genta için kendi markası aslında bir nevi oyun parkıydı. Tıpkı eskizlerini en ince detayına kadar boyayarak içindeki o ressamı doyurduğu gibi kendi markasıyla da kimsenin yapmak istemeyeceği butik işleri yapıyor, saatçilik açlığını bastırıyordu bir nevi. Disney ile resmi patent anlaşması yaparak ürettiği John Power ve Minute Repeater Disney saatleri bugün bile büyük paralara satılıyor. Genta elbette tasarımlarını hiç ara vermedi. 1985'te Cartier'in daha önce Marrakeş Paşası'na Paşa özel ürettiği meşhur Paşa modelini yeniden tasarladı. Efendim, malum Paşa hem klasik görünümde bir saat istiyordu hem de bununla havuza girmek sorun olmamalıydı. Kasaya zincirle bağlı ikinci bir koruyucu tepe fikri de burada oluştu. Benzer şekilde Bulgari'de Genta'dan tasarım isteyen firmalardan biri oldu. Öyle ki dünyaca ünlü İtalyan mücevher firması saat koleksiyonunda bir ilke imza atıp kendiyle aynı ismi taşıyan bir model istedi. Bulgari, Bulgari. Bu çok iddialıydı çünkü resmen bu bizim imza modelimiz, bayrak modelimiz olacak diyorlardı. Genta yine herkesi şaşırtan bir iş çıkarttı. Eski Roma altın paralarından esinlenerek düz silindirik bir kasa tasarlandı ve paralardakini andıracak şekilde bezelin etrafını Bulgari, Bulgari yazısıyla süsledi.
Farklı ve tuhaftı Genta'nın yaptığı yine. Ama şimdi bir düşününce bugün Bulgari denince akla ilk gelen tasarım, markanın genetik şifresi yine aslında Genta'nın yarattığı bir şeydi. Bir de ders niteliğinde bir hikayesi vardır Genta'nın, onu anlatayım. Japonya seyahati sırasında Seiko'yu ziyaret ediyor. Toplantı sırasında Seiko'nun bazı yeni modellerini gösteriyorlar. Ve Genta yani suratını buruşturup bunlar İsviçre saat tasarımlarının kötü birer kopyası diyor. Tercüman bunu patrona çevirmeye cesaret edemeyince Genta bu sefer lafları biraz yumuşatıp tasarımcılarınıza lütfen söyleyin İsviçre saat kataloglarına değil doğaya bakarak ilan peşinde koşsunlar diyor. Aradıkları her şey doğaca mevcuttur. Genta sonraki yıllarda Seiko Credo'da dahil onlarca belki yüzlerce marka için saatler tasarladı. Gençliğinde 15 franka sattığı tasarımların dahi pek çoğunun birer saat modeline dönüştüğü söylenir. O kadar çok üretti ki bugün tam olarak kimse bilmiyor. Acaba eskide kalmış başka hangi saatler tam olarak onun tasarımıydı? Şu meşhur efsanevi Royal Oak tasarımıyla ilgili bilinmeyen detayı da anlatayım. Efendim dikkatli gözler fark etmiş olabilir. Genta'nın ilk çizimlerinde bezelde görülen vidaların göbekleri farklı yönlere bakıyor. Royal Oak ise öyle değil günümüzde. Mükemmel bir simetri var ve her vidanın ortasından saatin merkezine bir dikme çizebilirsiniz. Böyle daha hoş olmuş diyebilirsiniz. Ancak biraz daha dikkatli bakınca Genta'nın vidalarının da gelişi güzel yerleştirilmediğini, hepsinin bir öncekinden saat yönünde adım adım dönerek ilerlediğini göreceksiniz. Enteresan değil mi? Elbette Genta'nın onayını almıştır Audemars Piguet bu değişikliği yaparken. Ama sizce Gerald neyi düşünmüş? Neye benzetmek istemişti ki acaba o diziliş? Varsa bir fikriniz yorum bırakırsanız üzerine laflarız yine. Ya da sizce böyle daha mı güzel olmuş gerçekten de? Yoksa ilk taslaktaki farklı diziliş mi daha anlamlıymış? Ne düşünüyorsunuz? Neyse efendim. Genta 2000 yılında kendi markası Gerald Genta'yı o marka için tasarladığı tüm tasarımlarla beraber Bulgari'ye devretti ve emekli oldu. Emekli oldu ama rahat durmadı, duramıyordu. Emekliliği boyunca da yüzlerce, binlerce takı ve saat tasarladı. Resim yapmaya da daha çok zaman ayırdı tabii ki. Bir süre sonra dayanamadı. Özel birkaç saat üretimi için Gerald Charles ismiyle yeni bir marka daha kurdu aslında. 2011 yılında öldüğünde geride eşine 2300 yeni ve farklı tasarım bırakmıştı. Bütün ömrü boyunca herkes baktı, o gördü. Allah vergisi bir sanatçı yeteneğiyle doğmuştu. Bunu bilimsel eğitimle ve farklılığın peşinde koşan karakteriyle birleştirince ortaya bir dahi çıktı işte. Onu Michelangelo'ya, Dali'ye benzeten çok oldu. Ama herkesin ortak fikri Rönesans döneminden kalma bir dehanın 20. yüzyılda vücut bulmuş haliydi Genta. Sanırım onun için yapılan en uygun benzetme saatlerin Picasso'su benzetmesiydi. Hep farklı, hep özgün olma arayışı onu unutulmaz yaptı. Taklit eden ya da esinlenen değil, esinlenilen olmak bir ömrünü buna adadı ve bugün burada onu konuşuyorsak ölümsüz olmayı da başardı diyebiliriz herhalde. Hem tasarım olarak hem de mekanik olarak ölümsüzleşen bir başka saat hikayesi de Omega Speedmaster'dır arkadaşlar. Aylar önce kanal için minik bir belgesel tadında harika bir Speedmaster videosu hazırlamıştım. Bu da çok güzel hikayedir. Zamanınız da varsa hemen şimdi şuradan devam etmenizi şiddetle öneriyorum. Kanala da abone olmayı unuttuysanız şuraya tıklayarak o işi de hemen halledebilirsiniz. Hoşça kalın, saatlerle kalın dostlar.